Atatürk'ümüz açıldı. Hayırlı olsun İnşallah. Sevgili Murat. İnşallah. Çorlu'ya katkı yapar, değer kazandırır. Ama tabii hani bugün izledim Devrim Web TV'de açılış töreninde. Gerçekten güzel olmuş. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederiz. Ama tabii orada bir de hani şu bugün de gördüğüm bazı sorunlar var. Yani bunu dile getirmeden de ne yazık ki hani eskide geçmek istemiyorum. Ya yani orada ciddi bir ulaşımda bir karmaşamız var. Zaten trafik yoğunluğunun çok olduğu bir bölge. Hani inşallah orayı biraz hani sorunsuz hale getirebiliriz. Çünkü orada bugünkü işte konuşmalardan da dinlediğim ve anladığım kadarıyla bir tabii ki yoğunluk bekliyoruz. Bir turist gelmesini bekliyoruz. Hedefimiz bu yönde tıpkı Balmum Müzesi'nde olduğu gibi. O yüzden hani oraya gelecek olan trafik akışını nasıl rahatlatacağız? Park sorununu nasıl çözeceğiz? Bununla ilgili de hani düşünmeden ve kafa yormadan da açıkçası yapamıyorum. Ama hani gerçekten güzel olmuş. Tebrik etmekte de fayda var. Yani evet, canlı yayında sen izlemişsin. Ben izlemedim de, o arada müsait değildim. Ben de oraya gidip hani açılışa katılanlardan öyle hani ufak ufak sordum. Yani nasıl, beğendiniz mi? Ben gidemedim. Hani gerçekten hani gidemedim. Çok da istedim aslında. Olmadı. Ama inşallah gideceğim, göreceğim tabii ki. Çok istiyorum. Ben de aynı şekilde, ama şimdi tabii bugün hani diyorum ya, çok farklı bakış açısı şeklinde izlemeye çalıştım. Ciddi bir pandemi sorunu var, salgınımız var. Bununla ilgili özellikle bölgemiz uyarıları altına alıyor. İşte protokol esnafı gezerek ya da belli noktalarda uyarılarını yapıyor sık aralıklarla. Ama bugün orada gördüğüm tablo da çok ilginçti. Ciddi bir kalabalık ve o metrekare olarak küçük olan bir yerde üst üste ziyaretçiler gördüm. Ya da işte orayı tanıtmaya çalışan arkadaşlarımızı gördüm. Bu bana biraz ilginç geldi. Hani belki hani biraz daha... Ya şimdi şöyle de oluyor. Yani ben aslında ne söyleyeyim, ona da şaşırdım ama. Şimdi buranın açılışı yapılmalıydı, evet. Şimdi mesela siyasi partiler bugünkü törene katıldılar. 10 Kasım'a katıldılar. Burada bir aslında bugün açılmasının bana göre bir sakıncası yok. Hani 10 Kasım çok da anlamlı bir günde açılışı yapılması gerçekten isabetli. Fakat yani hani bu tarz törenleri mesela sadece şu söylenmeli. İşte her siyasi partiden 3 kişi. Sayı belirtmeli. Ya ben atıyorum. Ben 3 kişi attım zaten de. İlk kişi. İşte ilk kurumlardan, kişi. Kurum başkanlığı, işte müdürleri, başkanları ya da vesaireleri. Şimdi ilçelere gelen, mesela atıyorum hani Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İYİ Parti, MHP hepsine gidiyor davetiye. Şimdi başkanlar şöyle bir duruma giriyor. Ya biz 3 kişi gideceğiz, öbürküler 10 kişi gelecek. Ayıp olmasın. Falan. Yani bunu ortalama, eğer pandemi kuralları ve o konudaki önlemler devam ediyorsa bunun böyle yapılması lazım. Yani tamamen toplum sosyal hayattan soyutlayamayacağımıza tabii ki, göre. Tabii ki. Ama sayı konmazsa bu sefer ne oluyor? İşte atıyorum bir parti dikkat ediyor. Diyor ki ya çok kalabalık, pandemi var, az gidelim. Diğer parti çok kalabalık geliyor. Ya bu sefer de hani ezik hissediyor diğer partiden. Aynen hani öyle. Ya ben de kalabalık gelebilirdim. Tabii, yani falan diye dönüyor. Allah Allah, ben bir yerde hata yaptım herhalde. Yalnızlık hissi evet. Falan. Yoksa genel anlamda hani tabii ben hatırlıyorum geçen sene gene Devrim Web TV'de bir programa katılmıştım. O zaman konuk olarak katılmıştım sizlerin programına. O zaman bu Atatürk Evi ile ilgili bir soru sunmuştu değerli meslektaşınız Levent Bey. O zaman demiştim yani bana göre ben hani uygun görmüyordum Çorlu'ya. Neden, onu da açıklayayım. Lütfen kimse de hani Atatürk Evi'ne karşı olduğumu algılamasın. Yok canım. Çünkü ben Atatürk'ü anlamak gerektiğini savunanlardanım. Onun ilkelerini ve devrimlerini uygulamak gerektiğini savunanlardanım. Metalaştıranlardan değilim. Metalaştırmak da istemiyorum. Çünkü şunu demiştim o programda da bugünkü gibi hatırlıyorum. Eğer Atatürk Türkiye'de herhangi bir yerde, ilinde, ilçede kendi evini yapmak isteseydi o şartlarda en doğrusunu ve en güzelini yapardı diye düşünüyorum. Hala da aynı şeydeyim, kanıdayım. Zaten Kırklareli'nde yapılmış bir Atatürk evimiz var. Ergene'de var. Ergene'de zaten Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış bir Atatürk evimiz var. Ha, Çorlu için gerekli miydi? Bu tartışılabilir. Şunu görüyorum, çok fazla bu ev için işte... değer katanlar, yardımda olanlar, gerek vatandaş ve gerek sektörel bazda. Şimdi de o kişilerden şunu bekliyorum aslında. Önümüzde bir deprem gerçeği var. O deprem gerçeğinde
bu tarz kurum ve kuruluşlarında Çorlu için bir an önce eyleme geçmesini bekliyorum. Önceliğimiz artık biraz hani farklılaşsın istiyorum. Tamam, belki bugün konuşulacak bir konu değil bu ama daha önce de söylemiştim. Her programda bunu dile getireceğimi söylemiştim. Deprem önceliğimize göre hareket etmemiz gerektiğini kanısındayım. Şimdi tabii hani şeyden, Atatürk evinden biz şimdi yürüyoruz. Nereden hani, nereye çıktık? Hani öyle oluyor gerçekten. Ama işte öncelikler bazında baktığımızda yani bazı şeylerin ivedilikle yapılması gerektiğini söylüyoruz her programda. Deprem senaryomuz gibi, işte acil afet planımız gibi. Şimdi bakıyorsunuz çok güzel bir projeyle bugün açılışı gerçekleştirilmiş. Ciddi maddi desteklerle artık tüm sektörlerin bu desteklerini biraz da deprem konusuna kaydırmaları kanaatindeyim. Ben tam bununla alakalı bir şey söyleyecektim. Şimdi buraya belediye önderlik yaptı ve Çorlu'muzda hizmet veren değişik firmalar, şahıslar vesaireler, herkes bu projeye emek verdi, destek verdi. Şimdi depremle ilgili bir proje yapılacak olsa, yani bunun önderliğini yapacak olan belediye. Eminim ki ben Çor'daki gerek fabrikalar, gerek, çünkü biliyorsun hani İzmir'de deprem oldu, biz halen oraya buradan yardım gönderen, biz yardımlaşmayı severiz. Yani sonuçta ama deprem olmasını beklemeyeceğiz. Hayır, yani yardım için önceliğimiz var. Cümlemi bir şey yapamadım, bitiremedim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bak, olası depremde biz şöyle zarar görürüz. Eğer bunları yaparsak, hani şu projeleri gerçekleştirirsek en az zararla kurtuluruz diye bir projeyi koyacak olan yine belediye. Tabii şu ki. Ondan bahsediyorum. Tabii ki. Hani ben deprem beklemesin tabii ki, yani öldükten sonra anlamı yok yani, ya da hani o kadar zarara uğradıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Tabii ki yardımın anlamı var ama ne gerek var? Talep ediyoruz ve bu konuda çalışma istiyoruz. Hem belediyelerden hem de işte yüklenici belki firmalardan, müteahhitlerden yapılan inşaatların kontrollerini istiyoruz. Sağlam binalar istiyoruz artık Çorlu'da. Deprem, o yüzden her programda bunu konuşacağımı gene söylüyorum. Yine dile getireceğim. Önceliklerimiz biraz farklılaşmalı diye düşünüyorum. Bu arada hani pandemiden de bahsettik işin açıkçası. Yeni tedbirler kapıda demiş Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım. İl Pandemi Kurulu sergilenen tedbirsiz davranışlardan ötürü salgının yayılımı devam ettiği için yeni kurallar alındı. Ya ben de bu pandemiye dikkat çekmek istiyorum. Ya biz zaten pandemi öldürmezse deprem öldürecek, deprem öldürmezse pandemi öldürecek. Çünkü biz yani her şeye şimdi tamam, hadi belediye önlem aldı, deprem tamam, bir sorumlu bulacağız. Peki pandemide ne sorumlu bulacağız? Allah aşkına soruyorum size. Yani niye kendimize dikkat etmeyiz? Niye gerekli gereksiz? Ben bugün yine o kalabalıkta, işte ben de törene katıldım. Arkada maskesiz de insan vardı. Böyle işte çekmiş burnunun altında, şurada ya kapatıyor ya kapatmıyor. Yani deprem öldürmezse pandemi, pandemi öldürmezse deprem öldürecek. Yani biz insan toplum olarak da ne diyeyim ona, duyarsızız yani. Yani çabuk sıkılıyoruz. Belki kurallardan çabuk sıkılıyoruz. Onun etkisi var. Belki kuralları sevmiyoruz, uygulamaları sevmiyoruz ama hani kendimiz için ve çevremiz için bunları yapmakla yükümlüyüz. Yani şu var, biz kendi can sağlığımıza kıymet versek emin olun belediye belki bu sefer diyecek, aman benim şeyim, vatandaşlarım çok hani şey, çok kendini koruyor ediyor, aman depremle ilgili de bir şey yapayım. Ya biraz bakın şey, konuyu bağlayamadım orada da, hani depremle alakalı bir önlem alacaksa, bak ne oldu, burada inşaat firmaları girdi Atatürk evine. İşte biliyoruz, şimdi isim vermeyelim diye de konuşmuyoruz ama hani birçok firma girdi. Bu firmalar hani dediğin gibi mesela %65'i Çorlu'da dayanıklı, %35 yani olumluyu söylüyorsun, %65 dayanıklı diyorsun. Yuvarlak 35'i... hesaplıyorum ben de buna. Yuvarlak rakam diyorum, kabul etmiyorum. Ben gerçek bina envanterini istiyorum. Yani benim hani görmek istediğim yuvarlak rakamlar değil. Vatandaş da bunu görmek istemez. Çok %65'i hasarsız. Senin o günde dediğin gibi geri kalanı hasarlı. Ne yapıyoruz peki hasarlı binalarımız için? Bu şu demek yani, Çorlu'nun 1/3'ünün gitmesi demek. Hani yuvarlak yapıyorsak hesap böyle de yaparız yani. Ama hani burada artık vatandaşa net hesaplar üzerinden gidilmesi lazım. Net sayılar verilmesi lazım. Yani siz hangi mahallede yoğunluk var? Hasarlı binalar hangi mahallede daha yoğun? Yani bunun mutlaka bir çalışması olmuş olması lazım. Yani %65'te neyi yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. İnanıyor musun olduğuna?
Neyin? Yani bir çalışmanın olduğuna inanıyor musun? Şu aşamada hayır inanmıyorum. Ha tamam. Çünkü yani inanıyormuş gibi böyle bir hayır inanmıyorum. Sadece olabileceğini hani hayal ediyorum ya da istiyorum. Ama şimdi mahalle bazında siz neye göre mahalle bazında mı 165'ten bahsediyorsunuz? Çorlu bazında mı 165'ten bahsediyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Yani mesela... o çok yuvarlak bir rakam. Bu rakamlarla kimse oynamasın. Yani dediğim gibi ben de az çok hesaptan anlıyorum ve mühendisim. Bize biraz net rakamlar. Derse ne olacak ki? %35'i bakın ben şimdi siz mühendissiniz, matematik zekanız var. Benim de sosyal, benim de yok yok hani kendi alanlarımızı söylüyorum. Yani çabalıyorum. Şimdi ben de vatandaş gibi, sokaktaki vatandaş gibi düşünüyorum. Şimdi tamam bana dedi ki atıyorum 26 bin zaten bina mı ne bir şeyden bahsedildi. Bana dedi ki 26 bin binanın 6 bin tanesi kötü. Bana bunu söylemesi gerekmiyor. Ben şunu istiyorum. 26 bin binanın 6 bin tanesi her an yıkılabilir. Biz 6 bin binayı boşalttık. Tamam mı? Bu buradaki vatandaşlarımızı şurada atıyorum. Hani bu şey ne o prefabrik evler yapıp geçici süre. Ya da kentsel dönüşme sokuyorum burayı diyecek. Veya neyse. Ama o vatandaşın orada hani o evlerin boşaltılmış olması lazım. Tabii ki. Hani tabii bana o rakam vermesi de bir şey değiştirmiyor. Ben vatandaş olarak şöyle bakıyorum. Benim binam dayanıklı mı? Ya değil 6,5 olursa depremde kurtarır 7,5 olursa böyle bir ölçüm var mı yok, zaten? Mesela yok. Bakın Bayraklı'da şimdi genel şeylere baktığımızda bina durumlarına baktığımızda orada 38 katlı gökdelenler var. O bu gökdelenler ciddi salınım gerçekleştirmiş yani sallanmış. Bunları da nereden biliyorum? Çünkü İstanbul İnşaat Mühendislerinin oradaki çalışmasını biliyorum. Bu anlamda o gökdelenlerde cam dahi kırılmamış. Bakın aynı zemin. Zemin şartları aynı. Hep konuşuyoruz. Evet zemine bağlıyoruz. Genellikle zemin kötü. Ondan binalarımız yıkıldı. Tamam bu bir etkendir. Ama aynı yerde Bayraklı'da 8 katlı bir bina yerle bir oluyorken 38 katlı bir binada cam dahi kırılmıyor. Şimdi bu nedir? O zaman bir yapım sıkıntısı vardır. Bir ki kontrolsüzlük sıkıntısı vardır. Yani bu binalar hepsi aynı anda yıkılmış olsa diyeceksiniz ki evet zemin... mahvetti bizi. Ay başka bir şeyden söyleyeceğim. O yıkılan binaları gördün. Onun yanındaki denetçiler. Binalar sağlamdı. Tabii. İşte ondan bahsediyorum. Yani arada bir bina tabii. Yıkılmış. Mesela bu tarafına bakıyorsun. Şimdi zemin aynı zemin. Evet. O zaman oradaki binaların yapım şekli, kontrolsüzlüğü, müteahhitin yapmış şeyi ve belediyelerin tabii burada ciddi anlamda tedbiri ve denetimi olması gerekiyor. Şimdi biz bunu Çor'da yaşamak istemiyoruz. Zemin olarak orası da kötü, burası da kötü. O zaman ne yapacağız dediğim gibi hani yapacağımız şeyleri, hizmetleri tabii ki yapacağız ama önceliğimiz artık belli noktalar. İşte önceliğimiz deprem, önceliğimiz vatandaşımızı korumak. Ben daha önce de bunu belki çok sık kullanıyorum ama belediye başkanları şehrin eminidir. Şehre eminlerimizdir. Tabii bizi ki. Korumakla yükümlüdür.